Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trendyol'da 30-40 lira civarında satılmakta olan ve en çok satılan ürünler arasında ilk konumda olan XS termometrelerini, ateş ölçer cihazlarını inceleyeceğiz. Gördüğümüz ürün 3-5 santim uzaktan ölçüm yaparak etkili sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor. Fiyat performans ürünü diyebiliriz çünkü pahalı fiyatlara zaten çok güzel ürünler var da 30-40 liraya 30 bin, 40 bin, 50 bin satılmış ürün karşımızda. Bugün inceleyeceğimiz ürün de ucuz ve uzun zamandır benim de kullanmış olduğum bir ürün aynı zamanda. İki tane elimizde var şu anda ve bunları test edeceğiz. Şöyle bir sarı etiketimiz var karışmasın diye çünkü aynı ürün. Ve bunun kutu açılımını da yapacağız aynı zamanda. Trendyol'da 35 lira civarında fiyatı var. Değişiyor tabii. Kargo dahil değil filan onlarla birlikte fiyatlar değişebiliyor. Kutumuzun içinden arkadaşlar böyle bir sertifika çıkıyor. Böyle bir sertifika. Baktım. Daha sonra markası bu. Kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzu her şey zaten detaylı yazıyor kılavuzda. Yani hangi tuş ne görev yapıyor, ne kadar basarsak hangi menüye giriyor filan. Kısaca arkadaşlar ben size şöyle özetleyeceğim. Bu ayarlar tuşu, buysa eksi artı tuşu. Özellikle bizim için en önemli olan zaten bunun nasıl ölçüm yaptığı. Şu kısımdan bataryaları var. Onları takıyorsunuz. Küçük pillerden, yani böyle küçük pillerden takılıyor. Bazı satıcılar pili de üzerinde gönderiyor. Bazıları ise pili göndermiyor arkadaşlar. Nasıl açılıyor onu söyleyeyim. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Sadece bu tetiğe bastığımız zaman, bakın arkadaşlar, tetiğe bastığımız zaman direkt 34.9. Şu anda ellerim bayağı bir soğuk. O yüzden öyle ölçüyor. Bu sarı etiketliydi de ölçelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sarı etiketli de diğerinde de 34.9 yazıyor arkadaşlar. Yani ilk denememizde aynı oranı verdiği. Ben zaten kullandığım için bunların oranını aşağı yukarı 0.1 falan şaşma oluyor. Ateş ölçerimiz hazır durumdayken set tuşuna basıyoruz. İşte burada body yazıyor. Yani insan ateşini ölçmek için body'li kurulu olması gerek. Bir kez tuşladığımız zamansa surface yazıyor. Bu surface de herhangi bir cansız eşyanın işte ateşini ölçmek için yarıyor. Normalde body'de kullanıyoruz. Kendi ateşimizi ölçmek amacıyla 34.4. İşte bu böyle oluyor. Burada gülen yüz suratı var. İşte o gülen yüz suratı ise kötü olunca değişebiliyor. Mesela normal ölçüm olunca yeşil ışık yanıyor. Daha sıcak bir ölçüm olunca kırmızı ışık yanıyor. Onu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Set tuşuna basıyoruz. Basılı tutuyoruz. 3 saniye gibi. Bir kez daha basıyoruz mesela. F1 geliyor. Bunların ayarları var. Bu sizin için gerekli değil. Daha sonra F2 var. Burada S ve F arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Normalde zaten S'yi kullanacaksınız. Daha sonra F3 var. Bunu daha demin de söylediğim gibi alarm olarak, ses olarak aktif konumda oluyor zaten. Bunu pek kullanmanız gerekmeyecek. Depolaması da var. Daha önceki depolamayı da gösterecek bizlere. İşte normal artı ve eksiye bastığımız zaman ölçtüğü dereceleri karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an 37 derece bir ısıda su getirdim ve biz onu ölçeceğiz. Doğru ölçüm yapıp yapmadığını deneyeceğiz. 36.7 36.6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarında çok ufak bir fark var. Yok gibi.
Bir kez daha. 36.6. 36.6. Arkadaşlar, ikisi de aynı sonuç verdi. Şöyle söyleyeceğim. Ben bunu uzun zamandır kullandığım için böyle bir yorum yapabilirim. Bu konumda olduğu zaman daha net sonuçlar veriyor. Surface de daha etkisiz sonuçlar veriyor. Ben öyle gördüm. Yani çok büyük fark yok aralarında zaten. Ama ben zaten hep body'de kullandım ve o da beni memnun bıraktı. Bu kısımdan da ölçelim. Bu kısımda cam olduğu için biraz daha soğuk. Direkt açık kısımdan ölçtüğümüzde 36.5 ve bir kez daha 36.6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen aynı sonuçlar çıkarıyor. Ben bunu bayağı bir sıcak ortamlarda da ölçümünü yaptım. Onlarda da böyle yani birbirine yaklaşan sonuçlar veriyor. Normal havaya böyle tuttuğunuz zaman zaten çok aşağı gösterecektir. Low yazacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunun ölçümünü yaparken püf noktalardan biri şu. Yani böyle direkt yaklaşmamak gerekiyor. Biraz böyle ara mesafe ve bileğin şu kısmından ve insanın alın kısmından ölçüm yapmalısınız. Doğru neticelere varmak için. Bu kolumda ne kadar? 35. Bu kolumda 34.5, 34.7 ve aynı zamanda 35. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kolum 35 çıktı ikisinde de. Bu kolumda ise 34.5, 34.7. Yani iki termometremiz de aynı sonuçları vermiş oldu hemen hemen. Son olarak da arkadaşlar kendi görüşümü söyleyeyim sizler için. Bu termometreler alınır mı? Bence kesinlikle ve kesinlikle alınır. Çünkü ben kullanıyorum. 40 bin kişiye yakın bir kullanım var. Yorumlarda da zaten ben de okumuştum aldığımda. Ben 2-3 aydır kullanıyorum. Yani genel olarak memnun herkes. Ben de kendim kullandığım için bir tane daha aldım. Memnun kaldım. Çok doğru ölçüyor. Normal diğer ateş ölçerlerle kıyasladım. Yani onlarla da aşağı yukarı aynı ölçümü sağladı. Hem çok rahat hem çok beklemiyorsunuz hem de yani çok yüksek bir meblağ vermiş olmuyorsunuz. 35 liraya performansı alabiliyorsanız zaten iyidir. Kendiniz de kullandığınız zaman iyi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videolarımızda yeniden görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.